Bu yılki Davos Zirvesi'nin ana gündemlerinden bir tanesi de sanal para birimleriydi. 48. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İngiltere Başbakanı Theresa May, kripto para birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. May, sanal para birimlerinin özellikle suçlular tarafından kullanılmamasına ilişkin yeni yasal düzenlemelerin gerektiğini ifade etti. İsveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cecilia Skinsley ise sanal para birimlerinin riskine vurgu yaptı. Bitcoin gibi sanal para birimleri veya kripto aktifler merkez bankalarının dışında işleyen değerlerdir. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu söz konusu kripto aktifler çok verimli değil ve dalgalı bir seyir izliyor. Bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin merkez bankasının bu tür para birimlerini desteklemediğini bilmeleri gerekir. Davos zirvesine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise arkasında hiçbir kurum ve kuruluşun olmadığı kripto paraya ilişkin riskine kesinlikle dikkat etmek lazım. Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi ve vatandaşların sanal para biriminden uzak durmasını istedi.